TRT izleyenleri, bizler bugün Karabük'ün komşu ili Karaelmas Diyarı Zonguldak'tayız. Zonguldak Türkiye için, Batı Karadeniz için çok önemli illerimizden bir tanesi. Birçoğunuzun bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra il olabilme şerefine nail olan ilk ilimiz Zonguldak. Bununla da ilgili bir önem arz ediyor. Şimdi bizler Zonguldak'ın hemen girişinde, ana yol üzerinde bulunan doğal bir cennetteyiz burada. Çok güzel bir yerdeyiz. Gökgöl Mağarası'nın girişindeyiz sevgili izleyenler. Sizler için bugün burayı ziyaret edeceğiz. Yolunuz düşerse hepinizi bekliyoruz. Bize bugün burada Arda Yılmaz eşlik edecek. Mağarayı anlatacak bizlere. İsterseniz daha fazla beklemeyelim. Mağaramızı gezmeye başlayalım. Söylediğimiz gibi mağaramıza girişimizi yaptık ve bize Arda Bey eşlik ediyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ben teşekkür nasılsınız? Ederim. Hoş merhabalar geldiniz. Arda Bey. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de teşekkür ederiz. Evet, mağaramızın girişinde biz küçük bir bilgilendirme, bilgi notu geçtik ama restoran da var değil mi burada? Ailelerin bir dinlenebileceği bir alan da var. Evet, güzel bir kafeteryamız var. Güzel bir manzarası var. İnsanlar orada güzel kahvaltılarını yapabiliyorlar. Çay, kahve ve yiyecekler var. Bekleriz. Çok da memnun olduklarını ifade ediyor müşterilerimiz, vatandaşlarımız, ziyaretçilerimiz. Mağaramızın giriş kısmında dünyadan ve ülkemizden bazı önemli mağaraların görselleri ve bilgileri var. Mağaramız Zonguldak İl Özel İdaresi tarafından işletilmektedir. 70'li yıllarda keşfedildiği bilinen, 96-97 yılında tadilata başlayan, 2001 yılında da ziyarete açılan bir mağaradayız. Bu alandan geçtikten sonra şu kısımda mağara nedir, ne çeşit mağaralar var, mağaranın özellikleri nelerdir genel anlamda, yani sadece bu mağaraya ait değil. Onun haricinde burada 6 tane mağara çeşidinin bilgileri yer almış. Burada Türkiye haritasında ülkemizdeki önemli mağaraların konumları gösterilmiş. Yukarıda da Zonguldak haritasında Zonguldak'ın önemli mağaraları gösterilmiş. Bu arada Zonguldak'ta ziyarete açık 2 tane mağara var sadece. Biri burası Gökgöl Mağarası, diğeri de Ereğli'deki Cehennem Ağzı mağaraları. Onun haricinde çok mağara var ama ziyarete açık değil efendim. Burada da yine mağaramızın kısa bir bilgisi ve yukarıdan drone'la çekilmiş ziyaretçi merkezinin görseli var. Daha önceden mağaramız, yani 2021 yılının Temmuz ayına kadar girişi buradan yapılıyordu efendim. Sonra bu ziyaretçi merkezi ismini verdiğimiz bu yapı yapıldı. O günden itibaren artık şurada güzel bir otoparkımız var. Misafirlerimizi buradan içeriye alıyoruz. Burada bahsettiğiniz kafeteryamız var. Burada lavabolarımız var. Mescidimiz var. Burada şu anda içinde bulunduğumuz fuaye alanı dediğimiz bu alan var efendim. Buradan içeriye girdikten sonra mağaraya bu istikametten girip aynı yoldan geriye çıkıyoruz. Burada komuta odamız var. Buradan da insanlar çıkarken hediyelik eşyanın önünden çıkıyorlar ve hediyelik eşyaları görüp ziyaretlerini sona erdiriyorlar efendim. Evet, mağaramıza girişimizi yapalım o zaman. Evet. Bu alanda da mağaramızla ilgili bilgiler var. Tabii ki ben bunları sizlere şu anda anlatacağım ama tabii ki anlatma imkanı olmayan insanlar buradan görebiliyorlar. Burada da çok güzel bir kesitimiz var. Mağaramızın giriş kısmı buradan. Mağaramızın toplam uzunluğu 3350 metre, ancak ziyarete açık olan yeri
buraya kadar olan kısmı 875 metre ve bunun 650 metresine kadar olan kısmında hiç merdiven olmadığı için engelli vatandaşlarımızın ve bebek arabalarının çok rahat bir şekilde gezebilecekleri dünyadaki nadir mağaralardan bir tanesindeyiz. Bir de ferahlık olarak, yani genişlik anlamında da çok rahat bir mağara. Çok dar değil, çok fazla başınızı eğeceğiniz, sıkışarak gezeceğiniz yer yok. Genelde böyle ferah, geniş, çok büyük alanlara sahip ve salonlara sahip bir mağara. Bir de otomobilden indikten sonra düz ayak, hiç böyle aşağılara inmeden, yukarılara çıkmadan, evet, yorulmadan rahatça yürüyerek girip yürüyerek çıkılan belki de dünyadaki en ender mağaralardan bir tanesindeyiz. 7'den 70'in herkesin ziyaretine uygun bir mağara. Kesinlikle. Evet. Üstelik şu da var. İçeride bir yeraltı deresi var. Dere buradan boşalıyor efendim. Otoparkın altındaki menfeze dökülüyor. İnsanlar yaklaşık yarısına kadar geldiğinde o dereyle karşılaştıklarında çok etkileniyorlar. Evet, ben de çok sabırsızlıkla bekliyorum. Çok güzel efendim. Burada da işte görüldüğü gibi mağaranın içinden bazı oluşumlar gösterilmiş. Kalsiyum mineralinin oluşturduğu sarkıt, dikit ve sütunlar var. Bu arada burada hakiki bir fotoğraf var. Sarkıt nasıl oluşuyor? İşte dikit nasıl oluşuyor? Sütun nasıl oluşuyor? Burada da bunun simülasyonu var efendim. Yukarıdan aşağı işte sarkıt. Ben bunları ileride inşallah anlatacağım. Burada sadece görsel olarak anlatılmış. Burada da işte mağara tipolojisiyle ilgili sarkıt ve dikitlerin çeşitleri anlatılmış bilimsel olarak. İşte farklı yapılar var, eğri var, aykırı oluşum var, onun gibi. Burada da mağaramızdaki bazı oluşumlar var. Bunlar daha önce vatandaşlar tarafından bazı nesnelere benzetilmiş. Evet, çok ilginç. Tasarımcı arkadaşımız da bunu tabii kolaylaştırmak adına onların fotoğrafını çektikten sonra neye benzediğini simüle etmiş. İşte bu timsaha benziyor diye, bu Pisa Kulesi'ne benziyor diye, bu yengece benziyor diye, bu da deniz anasına benziyor diye güzel bir simülasyon yapıldı burada. Ama hakikaten çok güzel bir görsel olmuş. Evet, bu mesela çok büyük. Yani bu deniz anasına benzeyen oluşum şöyle şu büyüklükte bir oluşum. Çok güzel hakikaten. Bu en görkemli oluşumlardan bir tanesi. Gördüğünüzde hayran kalacaksınız. Çok yüksek, çok büyük, katmanlı, harika bir oluşum gerçekten. Her seferinde insanlar hayranlıklarını ifade ediyorlar. Tam bir görsel şölen yaşayacağız içeride. Kesinlikle. Sanırım. Kesinlikle. Özellikle şu Pisa Kulesi'ne benzetilen, evet, evet, bu. Bir de Harikalar Salonu var. Orası da hakikaten en yüksek dikitimiz de orada. Çok az kalmış. Azıcık daha tavana yaklaşıp birleşseydi sütun olacaktı. Sütun olacaktı, evet. Efendim, burada da mağaramızda yer alan ve günümüzden yaklaşık işte 400 milyon yıl öncelere dayanan mercanların fosillerinin görselleri var. Çünkü mağaramız, onu da birazdan anlatacağız, nasıl oluştu, hangi yılda, hangi yıllara tarihleniyor yaklaşık olarak, jeolojik dönemlerin hangisine denk geliyor, o dönemlerde hangi mercanlar vardı, o mercanların burada fosilleri var, onları hep anlatacağız. Burada 6-7 çeşit mercanın fosili olduğu biliniyor ve bugün bunların dünyada türlerinin olmadığı söyleniyor. Birazdan bunları çok yakından görme imkanı bulacağız efendim. Burada da gördüğünüz gibi mağaramızın içerisinde bazı hayvanların görselleri gerçek olarak fotoğraflanmış. İşte bu mağaranın görselleri değil mi? Kesinlikle, evet. Örümcek, işte kırkayak, yarasa ve alaca baykuş. Tabii bu baykuş bir çift var aslında orada. Onların bir yuvası da var. Birkaç kere gördük onları. Gerçekten çok güzel. Bu fotoğrafta tabii mağaranın içinden çekilmiş bir fotoğraf. Çok güzel, yakalanmış. Yarasa da tabii bol bol var. Yarasalar burada birçok mağarada var. Özellikle Cumayanı mağarası var bizim Kilimli tarafında. Orada da çok fazla yarasalar vardır. Onların hatta üreme tarihleri, işte çıkış tarihleri falan vardır. Yarasaların da tabii ki dışarıya çıkıp beslenmeleri için mağaranın hani ağzının da açık olması, evet, lazım. Doğal yaşamı da korumak gerekiyor değil mi? Tabii, tabii. Bizler ziyaret ediyoruz bu
böyle bu güzellikleri, hani Allah'ın bize bahşettiği bu güzellikleri ziyaret ediyoruz. Fakat tabii ki zarar vermemeye çalışmamız gerekiyor. Tabii yani valilik ve il özel idaresi olarak da bütün bunlara dikkat edilerek buralar organize ediliyor. O anlamda her şeye, vatandaşların ihtiyaçları, ziyaretçilerin beğenileri ve mağaranın da ekolojik koşulları dikkate alınarak çok titiz bir organizasyon yapılıyor ki burası özellikle son yıllarda bolca yağış alan bir memleket oldu. O anlamda da içerideki derenin de tabii ki yağışla yükselme ihtimalleri oluyor. Bütün bunların tedbirleri profesyonel ekipler tarafından idaremiz organizasyonunda yapılıyor. Tahliye boruları, suyun akma ihtimalleri hepsi göz önüne alınarak pompalar, tulumbalarla fazla olan su dışarıya atılıyor. Ekolojik dengeye zarar vermeden böyle de titiz ve ince meseleler de var efendim. Tabii çünkü gerçekten ciddi de bir yatırım yapılmış buraya. Çok devletimiz doğru. Tarafından. Bu alttakiler de küçük çocuklarımızın boylarına uygun olarak puzzle olarak yapılmış. İşte yukarıda bahsedilen yarasa, örümcek ve baykuşun yapbozları yapılmış. Çok da hoşlarına gidiyor. Güzel ve ince düşünülmüş bence. Hem bilgilendirilmek adına, çünkü hani her daim böyle siz şu anda bize bir güzel bir sunum yapıyorsunuz. Tabii ki herkese bu nasip olmuyor ama dediğiniz gibi işte mağaranın oluşumundan işte dünyadaki benzer mağaralar falan konumuna kadar ya da işte çocuklar bile çok güzel düşünülmüş o anlamda. Elinize emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz efendim. Şurada da bilgi vereyim ben size. Bu gördüğümüz taşlar yine buranın yakınlarında bir taş ocağından elde ediliyor. Dediğimiz gibi 2021 yılının Temmuz ayında tamamlanan bir ziyaretçi merkezi bu. Bu taşlar yine mağarayı oluşturan kireç taşlarıyla aynı özelliğe sahip. Ve bunlar Diyarbakırlı bir taş ustası tarafından özel işçilikle tek tek yontularak, düzlenerek çok uzun uğraşlar sonucu bu hale getirildi. Hatta mühendislerimiz... Puzzle gibi. Gerçekten şöyle yakından baktığımızda dediğiniz gibi... Evet. Ve mühendislerimiz de o kadar titiz davrandılar ki bazen mesela tam projeye uygun olmayan ufak tefek çıkıntılar olduğu ihtimalde hemen orada bir düzeltme yaptırıp tekrar yaptırdılar. Yani her şey mükemmel olsun diye. Ve bu ziyaretçi merkezi ödül aldı. Ödüllü bir yapıdır yani burası da. Bu alana geldiğimizde de bu tarafta da artık Zonguldak'taki bazı mağaraların görselleri var. İlk iki görsel bahsettiğimiz gibi Zonguldak'ın ziyarete açık iki mağarasından biri olan Ereğli ilçemizdeki Cehennem Ağzı mağaralarına ait. Çok kısa ondan da bahsedelim. Cehennem Ağzı mağaraları 3 tane mağaradan oluşuyor. Kilise mağarası, Koca Yusuf mağarası ve Ayazma mağarasıdır. Bunların tamamına Cehennem Ağzı mağaraları diyoruz. Cehennem Ağzı mağaralarının özelliği hepimizin bildiği bu mitolojik kahraman Zeus'un oğlu Herkül'ün 12. görevinin geçtiğine inanılan bir mağaradır Cehennem Ağzı mağaraları. Hikayeye göre Herkül bir suç işliyor ve babası Zeus ona 12 tane görev veriyor. Bu görevleri yaparsan ancak affedilirsin tarzında. 12. görev de ölüler ülkesinden Hades'in nezaret ettiği ölüler ülkesinden 3 başlı köpek Kerberus'u çıkartıp babasına getirmek. Herkül de yanına iki kardeşi olan Hermes ve Athena'yı alıp buraya geliyor. Kerberus'u çıkartıyor, etkisiz hale getirerek öldürmeden babasına götürüyor. Babası korkuyor, geri götür diyor. Ondan sonra tabii bu hikayede babasının yerine Kral Eroseus'un olduğu da ifade ediliyor. Biz her ikisini de ifade etmiş olalım. Babası korkuyor, Herkül bunu geriye getiriyor. Tabii Herkül başka kahramanlıklar da yapıyor. Buna minnettarlık olarak Ereğli halkı kendisinin ismini Ereğli'ye vermek istiyor. Ve Ereğli'ye Herkül anlamına gelen Heraklia ismi veriliyor. Tabii Herkül 12 görevi için dünyanın dört bir yanına gittiğinden dolayı birçok yer Herkül'ün adını o topraklara vermiş. Yani dünyada birçok Heraklia var. Ereğli'nin Ereğli Heraklia'sı olduğu, ayrı bir Ereğli, ayrı bir Heraklia olduğu ifade edilmesi için yanına Pontus anlamına gelen Pontike ekleniyor. Heraklia, Pontike, Karadeniz Ereğlisi olarak tarihe geçiyor ve bu resmi kayıtlarda da var. Evet. Mesela Zonguldak Limanı'nı Padişah 2. Abdülhamit yaptıracağı zaman bir Fransız şirketine bunu yaptırıyor. Şirketin resmi adı Societe Ottomande Heraklia.
Yani Ereğli Şirketi Osmaniyesi. Evet. Yani Ereğli Herakli olarak resmi olarak geçiyor efendim inşallah. Orası dünyanın en özel mağaralarından biri desek abartmış olmayız. Çünkü bu mağarada bilimsel çalışmalar yapılıyor. Akdeniz Üniversitesi'nden Koray hocamız ve yine yurt dışından profesörlerle birlikte periyodik olarak bir çalışma yapılıyor. Buranın içerisinden aldığınız numunelerde dünyanın belki de başka hiçbir yerinde kolay kolay ulaşılamayacak bilgilere ulaşılıyor. Yani bu mağaranın bulunduğu alanda günümüzden 700 bin yıl önceye kadar olan zaman diliminde tek tek, yani 100 bin yıl önce de olabilir bu, 500 bin yıl önce de olabilir. Hava sıcaklığı, yağış miktarı gibi iklimsel durumlar bu mağaradan ki bilgiler hard disk gibi sanki bu mağaranın kayaçlarına kaydedilmiş efendim. O anlamda çok özel bir mağara hakikaten. Bu dünya literatüründe geçmiş. Aa, çok güzel. 700 bin yıl önce, dile kolay yani. İnaz'ın mağarası yine ziyarete açık olmayan mağaralardan bir tanesi. Burada gördüğümüz bu beyazlıklar kalsiyum mineralidir. İçeride onları da daha net göreceğiz. Bu da efendim yine çok özel bir mağaramızdır. Tescilli bir mağaradır. Çaycuma hudutlarında ileridedir. Çayırköy mağarası, Çayır mağarası diye geçer. Bu da özelliği, hani artık hepimizin bildiği Filyos beldemiz var ya doğalgazdan dolayı. Bu Filyos günümüzden yani milattan önce 7. yüzyılda bir millet kolonisi olarak kurulmuş bir medeniyet. Millet kolonisi kurulduktan sonra günümüze doğru geldiğimizde 70. yıla, yani milattan önce 70. yıla geldiğimizde Romalılar o Filyos'taki ismi Tios olan antik kenti ele geçiriyorlar. Ele geçirdikten sonra tabii yakıp yıkıyorlar ve yeniden inşa ediyorlar. Milattan sonra 1. 2. 3. yüzyıllara kadar orada yaşayacaklar. Oranın su ihtiyacını karşılamak için bu Çayır mağarasından su getirmek istiyorlar. Ve kilometrelerce mesafe var. Yani arkamızda denize alıp Filyos antik kentinden iç kesimlere doğru baktığımızda karşımızda bir tepe var. O tepenin arkasından bahsediyoruz biz. O tepenin arkasından kilometrelerce mesafeden suyu getirmek için tıpkı İstanbul'daki Bozdoğan kemeri gibi su kemerleri, havuzlar, yollar, bentler yapmışlar ve buradan oraya su getirmişler efendim. Buranın da en önemli özelliklerinden biri olarak bunu ifade ediyoruz biz. İçerisinde tabii buranın bir gölet var. İçeride botla ancak gezilebiliyor. Dediğimiz gibi ziyarete açık olmayan mağaralardan bir tanesi. Bu arada bu da içeride göreceğimiz akma taş adını verdiğimiz oluşumlardan bir tanesi. Efendim bu da Zonguldak'ın en uzun mağarası. Bu arada Gökgöl Mağarası Zonguldak'ın en uzun ikinci, Türkiye'nin en uzun 10. mağarasıdır. Zonguldak'ın en uzun mağarası da bu Kızılelma Mağarası'dır. 6.6 kilometre uzunluğundadır. Bizim mağaramız 3350 metreydi. Yani yarı yarıya gibi. Bu mağara bu Cumanyanı Mağarası'yla belli bir yakınlığı var. Bir birleşme noktaları olursa 10 kilometrelik bir mağara sistemi oluyor ki bu hakikaten tek bir mağara sistemi anlamında çok özel bir mağara olmuş olacak. Mağaramıza giriş yapmış bulunmaktayız. Sizlerin de görmüş olduğu gibi çok yüksek ve geniş bir giriş alanı var değil mi? Çok doğru. Ve bu yol daha da kolaylaştırılmak adına sizler tarafından da güzel bir şekilde dümdüz bir hale de getirilmiş. Kesinlikle. O anlamda ve hem geniş hem düz, rampa falan da değil. Dediğimiz gibi 7'den 70'e herkesin kolaylıkla gelip gezebileceği bir mağara, nadir mağaralardan bir tanesi. Çok doğru ifade ettiniz. Hakikaten araçtan indikten sonra herhangi bir engele takılmadan, merdiven çıkmadan, merdiven inmeden çok rahat bir şekilde bebek arabalarının ya da engelsiz vatandaşlarımızın rahatlıkla gezebileceği ferah bir mağaradayız. Mağaramızın giriş kısmındayız. Burada oluşumlar bizi karşılıyorlar. Bu arada bu gördüğümüz korkuluklar ve zemin özel olarak tabii ki tasarlandı. Hani neme dayanıklı olsun diye ve kaymaya dayanıklı olsun diye bu özellikle zeminler yapıldı, ışıklandırmalar yapıldı. Burada her hafta pazartesi günleri mağaramız kapalı olduğu için her hafta bakım, tamirat, tadilat
yapılıyor. Elektrik, aydınlatmalar, kablolar, her şey tek tek elden geçiriliyor. Vatandaşlarımıza kusursuz, mükemmel, iş güvenliği anlamında eksiksiz bir hizmet sunalım diye efendim. Burada şimdi sizlere göstermek istediğim şu oluşum çok önemli. Şimdi mağaramız günümüzden yaklaşık 400 milyon yıl önce bu kayaçların içinde oluştuğu biliniyor. Dünyanın işte bu kısımlarında okyanus olduğu ve okyanusun içerisinde kireç taşının çökeldiğini, tıpkı hani çaydanlığımızın içinde evet, kireç çökelir gibi çökeldiğini biliyoruz. Ve bu kireç taşları tabaka tabaka üstüne gelerek işte bu kayaçları oluşturuyor efendim. Gördüğünüz gibi sanki özel kesim gibi muhteşem bir görsel. Bunların hepsi okyanusun altında çökelmiş kireç taşları. Bunların içerisinde tabii kalsiyum minerali var. Mağaramızda bu kayaçların içerisinde yaklaşık 5 milyon yıl önce oluşmuş. Tekrar edecek olursak bu kayaçlar okyanusun altında yaklaşık 400 milyon yıl önce oluşuyor. Mağarada bu kayaçların içerisinde yaklaşık 5 milyon yıl önce oluşuyor. Şu anda biz 5 milyon yıl önce oluşmuş bu mağaranın içine girdik. Yukarıda böyle avizeye benzeyen hem şu efendim hem şu çok güzel sarkıtlar ve oluşumlar bizleri karşılıyor. Evet, çok çok güzel gerçekten şu evet, sarkıtlar falan. Bunlara hepsinin tabii ki kalsiyum mineralinden oluştuğunu görüyoruz. Bakın şöyle bembeyaz oluşumlar bizi karşılıyor. Bu kalsiyum minerali bembeyaz. Tabii zamanla bunlar koyulaşıyor. Ve o su akmaya devam etmezse beyazlık kayboluyor efendim. Ama tekrar akmaya devam ederse tekrar beyazlaşır. Şimdi mağaramızın 3 tane salonundan bir tanesindeyiz. Bu salonun adı Astım Salonu. Astım Salonu denmesinin nedeni, buyurun. Böyle şey, evet, değişik bir hava var. Bende de alerjik astım var. Böyle hani daha zaman, rahat bir nefes alabildiğimi hissediyorum sanki şu an. Kesinlikle, o zaman bu size iyi gelecek. Bu gibi mağaralarda içeriye tabii ki kirli hava giremediği için evet, ve mağaranın da kendi bir mikro klima ve ekolojik bir özelliği olduğu için temiz hava oluyor. Astım hastaları düzenli olarak mağaramıza gelip belli bir süre kalıp kendilerini iyi hissedip buradan gittiklerini biz biliyoruz. Sık sık ziyaret ederler. Mağaramızda bu şekilde 3 adet salon var ziyarete açık olan kısmında. Bunun adı Astım Salonu. Bir sonrakinin adı Harikalar Salonu. En sondakinin adı da Muhteşem Salon. Biz en sonuna kadar gideceğiz. Harikalar Salonu bu üçü içerisinde en geniş olan salondur efendim. Burada da biz sarkıtların ve dikitlerin nasıl oluştuğunu çok kısa ifade edebiliyoruz. Şimdi bu kayaçlar içerisinde kireç taşıydı ve kireç taşının içerisinde kalsiyum minerali vardı. Şimdi bu tavanın üstünde yer yer 60-70 belki 80-90 metre yüksekliğinde toprak tabakası var. Yukarıdan aşağıya yağan yağmur suları buradaki çatlaklardan geçerek bu kayaçların içindeki kalsiyum mineralini kendi bünyesine alıyor yağmur suyu. Yağmur suyu artık kalsiyum mineralli bir su oluyor. Ve yukarıdan aşağıya damlarken bu gördüğünüz pipete benzeyen küçük küçük sarkıtları oluşturmaya başlıyor. Evet. Ve bu sarkıtlar uzuyor. Aynen böyle ince, uzun, pipet gibi. Sonra herhangi bir nedenden dolayı alt kısmı kapanınca, tıkanınca kenarlara doğru genişleyip evet, bu genişlikte, hatta şurada, hatta bakınız şu genişlikte oluşumları meydana doğal bir getiriyorlar. Mimari çok doğru ortaya çıkıyor. Ve yukarıdan aşağıya damlayanlar da tıpkı mumu aynı yere damlatırsak aşağıdan yukarı yükselir. Bunlar da aşağıdan yukarı yükselerek dikitleri meydana getiriyor. Ve bu buradan uzayıp bu da buradan aşağıya yükselirse evet, aynen böyle birleştiğinde sütunlar oluşturuyor efendim. Evet. Üç tane oluşumdan bahsetmiş olduk. İçeriye girdiğimizde şimdi bir serinlik hissedeceğiz. Daha da serinledi hava, evet. Evet, mağaramızın ortalama sıcaklığı 14, 15, 16 derece gibi. Yazın bu tabii ki sıcaklık dışarıdan içeriye birazcık da etki ettiği için serinlik olarak hissediyoruz değil mi? Evet, artabilir bu yazın. Kışın ise ortalama hep aynı sıcaklıkta. Şimdi az önce ifade ettiğiniz gibi eğer yazın
dışarısı çok sıcakken buraya girersek klimalı bir ortama girip serinlemiş oluyoruz. Kışın ise dışarısının sıcaklığı 5 derece ya da daha altında olursa biz 14 dereceye girince ısınmış oluyoruz. Kesinlikle. Burası standart ve genelde efendim dışarısının ısısı ancak şu bölgeye kadar gelebildiği için buradan ötesinin ısısı standart kalıyor. Evet. Ve yazın burada iki hava karşılaştığından ötürü çok güzel bir sis görüntüsü oluyor. Evet, az önce oradaki dedim ya burada değişik bir hava var diye. Evet, gerçekten mükemmel bir mağara. Yıllardır hep gelmeyi özlemiştim. Buraya bir geleyim, bir göreyim, bölge halkına anlatalım. Gittiğimiz yerlerde insanlara burayla ilgili bilgiler verelim. Ama bizim vereceğimiz bilgiler değil, buraya gelip mutlaka çıplak gözle görmelisiniz. Şu anda bizleri şu ekranları başta izleyen, ülkemizden ve yurt dışından izleyen hemşehrilerimiz, doğa severler, mutlaka buraya gelip görmek lazım. Mükemmel, yani mükemmel ötesi. İnşallah izleyince siz de bu kanata varacaksınız diye düşünüyorum. Kolay gelsin. Efendim. Çok teşekkür ediyoruz Arda Bey. Sağ olasınız. Başkanım. Ne kadar güzel sizlerin böyle memnuniyetlerini duymak. Hakikaten başta Sayın Valimiz olmak üzere özel idare genel sekreterimiz ve yönetim ekibimiz hakikaten gece gündüz hemeden burada bu kadar emek sarf ediyorlar ve bunun da böyle memnuniyetinin duyulması insanın yorgunluğunu hakikaten gideriyor efendim. Evet, buyurun. Şu bahsettiğimiz timsaha benzeyen oluşumu göstermek istiyorum. Evet. Bu tabii fotoğrafta yatay olmuş. Aslında dikeydir bu. Şimdi ışığı kapattığımda daha net görülecek. Tabii bazı vatandaşlar bu hakikaten timsah fosili mi diyorlar. Tabii ki olmadığını ifade ediyoruz. Tamamen bir oluşum buna benzemiş. Ama çok benziyor gerçekten. Çok güzel. Bu da efendim yengece benzeyen kısım. Özellikle şu kıskacı hakikaten çok benziyor. Evet. Şurası. Kıskaç gibi olmuş. Efendim bu alanda biraz eğilerek geçmemiz gerekiyor. Eğilerek geçiyoruz. Tabii ki baretimizi taktık. Ama yine de çok zorlanılmıyor yani. Kesinlikle. Şöyle bir çok uzun boylu olmayan birisi. Ama çok da güzel. İyi ki böyle olmuş. Çok yakından görebiliyoruz şu görme anda. Görme imkanı var. O sarkıtların oluşumu şu an değil mi? Kesinlikle. Daha minik minik bebek sarkıtlar mı? Bebek sarkıtlar. Çok iyi ifade ettiniz. Şöyle gösterdiğimizde efendim ilk olarak mesela şöyle bir santimetre henüz ulaşmamış. Kalsiyum mineralini görüyoruz. Şu kısımdaki şu beyazla soda tüpü ismi veriliyor. Bu kalsiyumu işte bir nevi buharlaşma gibi orada bırakıyor, aşağıya damlıyor ve bu şekilde uzuyor. İşte böyle 1 santim, 2 santim, 3 santim derken mesela şu birazcık daha uzamış, bunlar birazcık daha uzamış. Artık bu sefer koyulaşıyor, hı hı. O beyazlık kalmıyor, gitgide uzuyor az önce bahsettiğimiz gibi efendim. Bundan sonra devam ettiğimizde mesela burada çok güzel bir oluşum var. Burada akmış bu sular. Evet. Çok güzel bir görsel oluşturmuş. Özellikle şunlar çok harika. Bakın burada bir kalsiyum, böyle bir mum gibi. Kesinlikle. Mermer gibi. Ya, hakikaten böyle şey, bal mumu mu derler böyle hani ürünler yapılabilen kesinlikle. Şey. Kesinlikle. Bembeyaz. Evet. Bembeyaz. Şuna bakın mesela, bu da muhteşem bir görsel. Bu da böyle. Mesela şu eğimli. Bu hava akımından dolayı böyle oluyor. Bazen burada su akıyor. Hı hı. Hava akımı olduğu için su eğri akıyor. Yavaş yavaş meyil alıyor değil mi? Demek ki bu böyle binlerce yıl akarak bu görseli oluşturuyor. Bu alan da çok güzel efendim. Burada bakın su akmaya devam ettiği için beyazlık olmuş. Hı hı. Sanki böyle bir hayvanın derisi gibi. Evet. Çok güzel. Evet, gerçekten. Ve şimdi size en güzel oluşumlardan bir tanesini göstermek üzereyiz. Aa. Tam altından böyle geçiyoruz. Şöyle tam bakalım. Üzerimde. Bu bir akma taştır. Bunu Van ilimizdeki ters laleye benzetiyorlar. Düşün bir ters hakikaten lale çiçeği öyle. Var. Evet. Gerçekten çok güzel bu yani. Bunu göstermeden geçemiyoruz. Sütunumuz var yine değil mi? Sütunumuzu şimdi azıcık uzaktan bakacağız. Şuna bir bakalım efendim. Hani böyle mumdan hep bahsediyoruz ya. Burada mum temsilini, örneğini vermek çok güzel oluyor. Sanki böyle mumun üzerine birçok mum akmış gibi. Bakın evet. Harika. Krema gibi ya da. Evet. Efendim böyle geldik. Şu alana baktığımızda mağarada hani dört oluşumdan bahsetmiştik, hı hı. Ya sarkıt, dikit, sütun, evet. Ve akmataş. Bu alan bu dördünü aynı anda gördüğümüz alanlardan bir tanesi. Mesela yukarıda sarkıtlar var. Evet. Şurada bir dikit var ya da burada.
Burada bir sütunumuz var. Burada da akma taş var. Aynı anda dördüne örnek var burada. Çok güzel. Bunu birazdan ileride bir tane daha var aynısı. Efendim bir özel alana daha geldik. Birazdan daha yakından göreceğiz ama bu alanda da mercanlar bizi karşılıyorlar. Yaklaşık işte 350-400 milyon yıl önce yaşamış olduğuna düşünülen mercanların burada fosilleri var. Mesela bazılarını şöyle gösterelim. Şu efendim. Şu. Çok güzel. Bu. Yine bu. Bu daha net. Bu da ilginç bir mercan. Deniz kabuğu gibi. Çok güzel. Bunlar. Bunlar. Böyle burada birkaç tane mercan çeşidimiz var. Şu da var mesela. Demek ki buraların ya deniz altında olduğunu anlıyoruz yahut da deniz altında olduktan sonra bir tektonik hareketle yükseldiğini anlıyoruz. Her halükarda su altındaki bir alan olduğunu anlıyoruz efendim. Tabii bunlar artık işin uzmanları olan jeologların alanına giriyor. Biz de kendilerinden edindiğimiz bu bilgileri aktarıyoruz efendim vatandaşlarımıza. Burada da çok güzel bir mercana örneğimiz var. Bakınız. Çok güzeldir çok bu da. Güzel. Şöyle. Şu da öyle. Çok güzel. Hakikaten insanları çok etkiliyor. Efendim bu alana girdiğimizde de artık genelde öğrencilere soruyoruz. Nereye benziyor bu alan diye. Şöyle ışıkları da tutabilirsek şu alana. Evet, çok güzel bir görsel görüyoruz. Çok güzel görüyoruz. Arkada da var. Pamukkale travertenlerine benzediğini kesinlikle söylüyorlar ki doğru. Çünkü Pamukkale travertenlerinin de malzemesi kireç taşı. Buranın da malzemesi kireç taşı. Pamukkale'de kalker ismini daha fazla kullanıyorlar. Kalker de kireç taşının Fransızcası aslında. Evet. Yapı olarak birbirine benzeme nedeni bu Pamukkale ile. Aralarında bir fark var. Pamukkale bembeyaz, burası daha koyu. Onun da nedeni suyun orada akmaya devam etmesi, burada suyun akmaya devam etmemesi. Burada da su akmaya devam etse, kalsiyum gelmeye devam edeceği için buralar da bembeyaz olacak efendim. Mesela bu da az önce bahsettiğiniz hani bal mumu diye tabir evet. ettiniz ya, çok güzel bembeyaz bir kalsiyumun görseli. Şu alanlar çok güzel yine. Bakın o bahsettiğimiz sarkıtların ağzı tıkandıktan sonra kalınlaşma olayı. Yine burada çok güzel bir sütun var. Akmaya devam etmiş mesela. Bakın burada bir beyazlık var. Yukarıdan akıyor. Evet. Burayı beyaz ediyor. Yine orayı bir canlandırmış. Evet. Yine mum gibi. Burada çok güzel bir yine traverten oluşmuş. Su gelmediği için kurumuş. Burası bir tarla gibi olmuş. Sanki tarlada bazı mahsuller var. Değil mi? Evet Arda Bey yine şurada ışıklandırılmış bir alan görüyorum ve minyatür bir şeye de benziyor sanki. Ben... Tebrik ediyoruz. Ben o kelimeyi kullanacaktım. Siz benden önce demek ki ama ortada o... bir gerçek evet, var. Evet bir ortak bir şey var. Göz onu görünce hemen ifade ediyor. Doğru biz burayı minyatür bir mağara olarak ifade ediyoruz. Nasıl ki hani mağaramızda hı-hı. sarkıt, dikit ve sütunlar vardı. Burada onlara minyatürü var. Minyatür sarkıtlar, hakikaten minyatür öyle dikitler, olmuş. Bu da minyatür sütun. Evet. Hatta şu sütun, şu arkadaki büyük sütunu benziyor efendim. Çok şuna. Benziyor. evet. Sanki böyle geçiş alanları falan orada da yine bir düzlük kesinlikle. Var. Kesinlikle. Yani burada küçük öğrenciler falan geliyor bazen. Şirinler burada yaşıyor falan diye espri yapıyorlar. Burada da çok güzel bir akma taşımız var efendim. Bu bazen tabii yağmur yağdığında su buraya akıyor. Buradan çok güzel hırıl şırıl şelale gibi su akıyor. Bazen su kesiliyor. Onun ortaya çıkardığı güzel bir şekil bu. Arkada bir taş görüyorum. Evet efendim. Bu hoparlör. Hoparlör bu. Taş görünümlü değil mi? Tabii doğaya uyusun diye idaremiz bu şekilde yaptı onu. O da çok güzel. Evet ama yani hani dedim sadece bir renk tonuyla ilgili bir değil şey mi? Sorma ihtiyacı hissettim. Onun haricinde hoparlör olduğunu teşekkür anlayamadım. Teşekkür ediyoruz efendim. Burada da şimdi çok özel bir alana girdik. Fosil bölümü. Yani o mercanların hı hı. fosillerini burada daha yakından inceleyeceğiz. Mesela yine az öncekine benzeyen bir tane var burada. Buradan başlayalım.
Buradan şimdi devam ettiğimizde en güzel, en görkemli mercan gruplarından bir tanesine bakalım efendim. Burası komple, bakınız, uçlarında böyle düğme gibi küçük, evet, küçük, tırtırlı, değil mi, tırtıklı yani, mercanlar olduğunu görüyoruz. Bunlar koloni halinde yaşamış olan mercanlar. Şu aradan görebiliyor muyuz efendim ışık tuttuğum yere? Şöyle minik bir mantar gibi. Bir buket çiçek gibi, evet, mesela. Onlar da koloni halinde olmuş. Onun haricinde az ileride tekil olanları da göreceğiz. Mesela bu da küçük bir koloni. Bakınız buradan. Tam bir hakikaten görsel şölen. Şu alana baktığımızda da efendim artık bu sarkıtların kristal gibi olduğunu gözlemliyoruz. Zaten buradan bakın bembeyaz, kalsiyumlar akmış. Bunlar çok özeldir. Uçları bakın şeffaf. Evet. Evet, şimdi fosilleri çok daha yakından görebileceğimiz bir alandayız sanırım. Çok doğru efendim. Yanlış tahmin etmiyorsam yine burada da birkaç tane örneği var sanırım. Evet efendim, çok doğru. Buradan da yakından fosilleri görme imkanı bulduk. İlk defa bu kadar yakından, evet, bakabiliyoruz. Yine irili ufaklı koloni halinde yaşamış olan fosilleri burada gözlemliyoruz. Şu mesela tekil olarak, tek olarak yaşamış bir fosil. Mercanın fosili. Devam ettiğimizde bu da bir çeşit mercan fosili. Deniz kabuğunu andırıyor. Yine burada da efendim çok güzel mercan fosillerimiz var. Şimdi en güzellerinden bir alanlardan bir tanesi olarak burayı söyleyebiliriz. Burada bakın tek olarak yaşamış büyük bir mercan fosili, evet, var. Şu alt tarafı bir çubuk gibi, üstünde o küçük düğmeye benzeyen bölümü var. Bu tekil olarak yaşamış. Burada yine koloniler var. Yine burada tekil olarak yaşamış mercanımız var. Bundan 3 tane daha var burada. Bir tanesi bu. Bu biraz eskiden tabii ki binlerce yıl içerisinde deforme olmuş bazı ağız kısımları. Biri bu. Diğeri de bu efendim. Bu bukete benziyor. Evet. Yani bu gerçekten en çok beğenilen mercanlardan bir tanesi. O kadar yani, o kadar uzun yıllar. Yani dile kolay. 350-400 evet, milyon yıldan bahsediyoruz, evet, ki. Gerçekten sadece dile kolay yani. Günümüze aktarılıp ve buna bizzat tarihe bu tanık olmak da çok güzel bir duygu. Değil mi? Evet. Çok uzun senelerden bahsediyoruz. Zonguldak zaten. Bir yaşanmışlığın örneği var. Evet. Zonguldak çok özel bir yere sahip. Hani dünyanın jeolojik dönemleri var ya efendim. İşte prekambriyen dönem, mezozoik, senozoik, evet, paleozoik gibi. Bu dönemlerden bir tanesinin, yani prekambriyen dönem olan ilk baştaki ve en uzun döneme tarihlenen kayaçlar var bizim ilimizde, Devrek'te. Devrek metagranitleri. Bunlar yaklaşık 500-600 milyon yaşındaki kayaçlar. Tabii dışarıdan bakıldığında onu herkes anlayamıyor ama uzmanlarımız, jeoloji uzmanlarımız hakikaten onları tespit ediyorlar. Zonguldak yani dünyanın en yaşlı kayaçlarından birine ev sahipliği yapıyor. O anlamda da böyle ara ara kısa kısa bilgiler verelim efendim. Yine geldiğimizde bu alanda bolca kalsiyum mineralinin akarak bu güzel oluşumları ortaya çıkardığını görüyoruz. Demek ki buranın üstünde ve bu alanlarda bol bol çatlaklar varmış. Yağışlar olduğunda yağmur suyu buradan içeriye girerek mineralle, kalsiyumla birleşerek bu sarkıtları, bu oluşumları ortaya çıkardığını anlıyoruz. Sonradan tabii ki su kesilmiş ki ya da bir yandan bir yere tıkanmış ki böyle olmuş. Efendim devam ettiğimizde şurada özellikle tam bu alanda özellikle işte bu küçük öğrenciler ya da işte ilkokul, ortaokul öğrencileri geldiğinde onların benzetmelerinden yola çıkarak artık bir karakter tanımladık. Karayip Korsanları filminde evet, Davy evet, Jones diye bir evet, karakter var. Böyle sakalları solucan gibi. Evet, kurt gibi böyle. Bunu ona benzetiyorlar öğrenciler. Ben de her gelene bunu ifade ediyorum. Bunlar da çok benziyor efendim şöyle. Şu da alttan baktığımızda çok harika bir görseldir bu.
şöyle şu açıdan hakikaten çok etkileyici yani. Evet, dümdüz değil, bir de böyle kendi evet. içinde de ayrıca şekilleri meyilleri var. Evet, üste baktığımızda da bakın burada sanki borular ya da damarlar gibi çok özel oluşumlar olduğunu anlıyoruz. Şu anda içinden geçeceğimiz kısım daha önceden tabii suyla kaplıymış mağara ziyareti açılmadan önce. Tabii uzun uğraşlar sonucu bu açılıyor. İnsanlar eskiden şu arkadan doğru geçerlermiş ziyarete açık olmadan önce. Şimdi efendim yine burada çok güzel bakın simli simli parlamaları görebiliyoruz değil mi? Çok güzel bir doğal güzellik evet. yani. Böyle sim dökülmüş gibi. Evet. Ve bunların hepsi orijinal. Hani hiç insan değil eliyle mi? Yapılmamış yani. Bunu yakından görmeniz gerekiyor sevgili izleyenler. Evet. Hani bazı şeyler gerçekten kelimeler kifayetsiz kalır. Değil mi? Hani Allah'ın bu güzel yarattıklarına söyleyecek söz bulamıyoruz tabii ki de. Çok güzel hakikaten. İnsan hayran kalıyor. Evet. Efendim bu alanda hakikaten çok özel alanlardan bir tanesi. Burada bir çöküntü salonu var. Hani bu mağaramızın ilk oluşumu dediğimiz hani 350-400 milyon yıl önce okyanusun altında kireç tabakasından bahsetmiştik ya. Onu burada çok net bir şekilde gözlemleme imkanımız var. Mesela buradan baktığımızda bir tabaka bu şekilde gidiyor. Böyle ileriye kadar devam ediyor. Onun altında başka bir tabaka, başka bir tabaka. Evet. Böyle bir defterin yaprakları gibi. Katman katman olmuş efendim. Ve bunu tabii ki jeoloji uzmanlarımız şöyle ifade ediyorlar. Aslında şu açıdan bir bakacak olursak, mesela şu tabaka buraya kadar uzuyor. Bu tabaka buraya kadar uzamış, kırılmış. Bu da buraya kadar. Tabii bu eskiden bütün bunların tamamen uzadığını düşünürsek burada kesinlikle hiç boş bir alan olmadığını, her yerin kayaçla dolu olduğunu anlayabiliyoruz. Evet. Peki ne oldu da bu böyle oldu? Dediğimiz gibi yukarıdan aşağıya yağan yağmur suları ve içerideki derenin binlerce yıl içerisinde buradan geçerek bir suyun buzu eritmesi gibi buradaki su bu kireç taşını eriterek bu tabakaları zaman içerisinde koparıp düşürüyor. Ve mağaranın bu geniş kısımları yavaş yavaş oluşmaya başlıyorlar efendim. Bize şu an gezilebilecek ve alan oluşturmuş oluyor değil mi? Su akar yolunu bulur derler sevgili izleyenler. Bulmuş uzun yıllar kesinlikle sonra. Kesinlikle efendim çok doğru. Tabii burada jeolojik devirlerde Devoniyen dönem ile Karbonifer dönemin arasındaki bir geçiş olduğu da ifade ediliyor. Devoniyen dönem dediğimiz işte 420 milyon yıl önce başlayan bir dönem ki işte bu mercan fosillerinin olduğu dönem mercanların. Sonra işte bu Zonguldak'ın hikayesini oluşturan taş kömürünün oluşması bildiğiniz gibi yine günümüzden 350 milyon yıl önce bitkilerin toprak altına girerek fosilleşmesi sürecini içeriyor. İşte bu iki dönem arasında yani Devoniyen dönemle Karbonifer dönem arasındaki bir geçişi uzmanlarımız bu mağaranın içinde ve dışında görebildiğimizi ifade ediyorlar efendim. Yani bu inanılmaz bir şey. Çok güzel, belki de yani dünyada çok az yerde rastlanabilecek bir şey. İki jeolojik devir arasındaki geçişi gözlemleyebiliyoruz. İkisine de tanıklık edebiliyoruz. Aynen yani, öyle değil efendim. Mi? Aynen. Evet yine burada bir değişik bir yapı görüyorum. Peki efendim neye benzetiyoruz onu? Bir fikir alabilir misiniz? Karnabahar'a benzetiyoruz. Tebrik ediyoruz. Aynen gerçekten. De, aynen de ismi bu şekilde karnabahar sarkıt olarak ifade gerçekten ediyoruz mi? Bunu. Yine öğrenciler geldiğinde soruyoruz neye benziyor diye. Bazıları brokoli diyorlar o da olur diye kabul ediyoruz. Evet. Yine efendim burada da yumurtaya benzeyen sarkıtlar var. Bunlara da yumurta sarkıt adını veriyoruz. Tabii bunların oluşma tarzı suyun içinde kaldıkları için böyle bir yuvarlak şekil almışlar. Daha ovallik kazanmışlar evet efendim. Değil mi? Bunlar da öyle. Gelelim en güzel oluşumlarımızdan bir tanesi olan deniz anasına. İşte bu. Tabii deniz anasına benziyor bu. Bu da aslında karnabahar sarkıtın bir büyük hali. Şuradan anlıyoruz ki efendim şu soldaki çizgi bu hizaya kadar su doluymuş. Zaten şu çıkıntıyı da su yapmış. Evet. Buranın altı böyle, üstü de böyle akma taş olmuş. Harika hakikaten çok bir görsel. Çok güzel bir görsel şölen yani. Evet efendim. Bazı vatandaşlarımız şu kısmı Mardin Midyat evlerine benzetiyorlar. Evet. Hatta işte burada köyün minaresi diyorlar.
Bu da karşı köyün minaresi gibi böyle esprili tabirler var. Fakat bilimsel bir gerçek var, onu anlatmak istiyorum size. Bu alanda birkaç yıl önce bir bilim insanları bir araştırma yapıyorlar. Bir küçük canlı buluyorlar efendim burada. Yani şöyle 1.3 milimetre, yani 1 santimetreden birazcık büyük, şeffaf, karidese benzeyen kabuklu bir canlı. Sonra tabii aylar süren yazışmalar, araştırmalar, iletişimler, hani Türkiye'de başka yerde var mı, dünyada başka yerde var mı diye, bütün bunların sonucunda ortaya çıkıyor ki o canlı sadece Gökgöl Mağarası'nda varmış. Gerçekten mi? Ve bu dünya literatürüne giriyor. İsmi de kabuklu anlamına gelen Gamarus. Türkiye Mağaracılık Federasyonu'na da ithafen TÜMAF ismi veriliyor. TÜMAF. Gamarus TÜMAF. Böylelikle Gökgöl Mağarası'nda dünyada sadece burada yaşadığı tespit edilen bir canlı literatüre girmiş oluyor efendim. Bunu da paylaşmış olalım. Çok güzel. Sevgili izleyenler, bilmiyorum sizler duyabiliyor musunuz şu anda? Mağaramızın doğal güzelliklerinin yanı sıra şu an eşsiz de bir su sesi geliyor kulağıma. Umarım sizler de bizim kadar duyabiliyorsunuzdur. Derimize ulaştık. Evet efendim, bu dere mağaranın tabi dışından gelen birkaç koldan mağaranın içine giriş yapan ve yine yukarıdan yağan yağmurların damlayarak oluşturduğu bir dere oluyor. Bu dere tam bahsettiğiniz yerden sifondan çıkış yapıyor. Çıkış alanı burası değil mi? Evet, buradan devam ediyor. Bir uzun bir mesafe gittikten sonra araçlarımızı park ettiğimiz otoparkın altında karayollarımızın yaptığı büyük bir menfeze dökülüyor efendim. Sistem bu şekilde. Tabii bazen yağışlar yükseldiğinde tedbirlerimizi alıyoruz. Bazen böyle berrak oluyor su. Bu mavi ışıklandırmalarla hakikaten harika bir görsel ortaya çıkıyor. Şu an su biraz az olduğu için onu tam olarak göremiyoruz ama yine de az çok anlayabiliyoruz efendim. Evet. Bakınız. Gelelim bu tam üstümüzdeki oluşumlara. Biz bunlara iğne sarkıt ya da makarna sarkıt adını veriyoruz. Bunların tabii ki bu kadar burada oluşması deredeki nemle de ilişkili. Çok net bir şekilde pipetlere benzeyen, ilk olarak sarkıtların nasıl oluştuğunu gözlemleyebileceğimiz bir alandayız. Bunlar tabii bazen de böyle kalınlaşıp fil ayağına benzeyen oluşumlar üretiyor. Yine burada böyle küçük plaja benzeyen yerler var. Zaten. Öğrenciler geldiğinde şirinler burada denize giriyor diyorlar. Evet, burada bir yaşam var sanırım. Evet. Yine burada çok güzel, bakın çok özel, uçları sivri olan çok uzun sarkıtlar gözlemleyebiliyoruz efendim. Bir perde sarkıtın üstüne tuttuğumuz ışığın geçirgenliğini gözlemliyoruz. Buralar çok güzel böyle. Bu alanda efendim harikalar salonu dediğimiz alan. Dönüşü buradan yapacağız. Mağaramızın en geniş alanlarından bir tanesi. O tabakalaşmayı çok net bir şekilde burada da gözlemliyoruz. Burada bakın bir kemerli yapı oluşmuş artık. Demek ki bir tektonik sıkışmadan dolayı. Burada en yüksek dikitimizi gözlemliyoruz. Bu hakikaten bir harika. Bence de. Neredeyse birazcık daha yükselse sütun oluşacak. Buradan tavan eğimli olduğu için akan sular bu perde sarkıt adını verdiğimiz sarkıtları oluşturuyor. Şurada dalgalanmalar olursa bayrağa benzediği için şanlı bayrağımıza biz bunlara bayrak sarkıt adını veriyoruz. Bakın bu buradan doğru gelmiş. Bu oluşturmuş aslında. Böyle devam ediyor efendim. Evet. Bir de yukarıdan şu arkadaki kısma bakalım. Arkası da çok güzel. Ha, bu arada şu alanı Ihlara Vadisi'ne de benzetenler oluyor. Şurası çok, çok güzel. Çok benziyor hakikaten. Evet, irili ufaklı dikitler, evet. Sütunlar var. Şurada mesela birleşmek üzere olan bir sarkıt ve dikit var. Bu mesela ucu ucuna birleşmiş.
Burada harika dikitler. Çok güzel şu alan hakikaten. Harikalar Salonu'nun seyir terası kısmındayız. Bu alandan şöyle baktığımızda yukarıdan aşağıya damlayan suların oluşturduğu dikitleri görüyoruz. İrili ufaklı. Bu birazcık daha büyüyebilmiş, yükselmiş. Arkamızdaki daha yükselmiş efendim. Şu alandaki. En yükselen de şu dikit olmuş. Yani evet. Kaç metre olduğuna bakmak lazım. Hakikaten çok güzel. Burada da aşağıdan ifade ettiğimiz perde sarkıt ve bayrak sarkıtı gözlemleyebiliyoruz. Arka tarafa bakacak olursak Harikalar Salonu ismi verilmesinin sebebini daha iyi anlayabiliyoruz. Mağara boyunca gördüğümüz birçok sarkıt, hepsi dikit bir arada. Ve sütunun aynen öyle irili ufaklı halini görüyoruz. Mesela şu Pisa Kulesi dediğimizde andırıyor. Evet. Şu dikit, arkamızdaki şu en büyük dikitin küçük bir numunesi. Yine burada mağaranın bir minyatürü var sanki. Minyatürü var, çok doğru ifade ettiniz. Burası çok özel bir yer. Hatta bazı insanlar... Hani böyle insan heykelleri var gibi. Aynen, uzaktan baktığında... Aynen onu ifade edecektim. Şu mesela... Eski Roma dönemi falan böyle aklıma geliyor. Tebrik ederiz. Şu mesela sağ dizini eline alıp oturan bir adama ya da işte kadına yani, benziyor. Ya da ben mesela kucağında bir bebek varmış gibi falan gördüm bu açıdan baktığımda. Çok çok güzel. Hayal gücüne tabii ki sınırsız. Bu da önünde göbekli bir adam onu bilmiyor. Arkada da bir sürü insan bunlar ne konuşuyor diye onları dinliyor gibi. Nemrut'taki bu heykelleri de andırıyor. Böyle güzel bir alan. Şu alanda efendim Pamukkale travertenlerindeki havuzları andırıyor. Hı-hı. Çünkü malzeme aynı malzeme yukarıdan aşağıya gelen. Burada da yine çok güzel bir sürü oluşumlar gözlemliyoruz. Çok güzel sarkıtlar, travertenler. Ve kireç taşlarının oluşturduğu beyazlıklar ve şu görsel şölen, yani hakikaten ben buraya yüzlerce defa belki geldim ama her baktığımda... En güzel tabir bu oluyor değil mi? Evet, her baktığımda ayrı bir şey görüyorum yani. Evet. Çünkü insanın hakikaten her yeri görmesi mümkün değil. Muhteşem bir harika, yani doğa harikası. Evet efendim, Harikalar Salonu da böyle. Son olarak şunu ifade edeyim. O kopma olayını burada da çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Bakın şuradan devasa bir parça, demek ki binlerce yıl önce koparak bu geniş salon böyle oluşturulmuş. Evet. Hakikaten tabii bunları vatandaşımızın hizmetine açıp da profesyonel bir tarzda yapmak gerçekten çok büyük bir emeği. Tabii çok zahmetli, böyle çok uzun zaman süre kapsayan bir... Ve sürekli takip icap ediyor. Ortada çünkü bir nem var. Tamir, buradaki halidatı. Tabii sürekli burada bakım yapılıyor. Elektrik tesisatı, kameralar, ses sistemi, suyun deşarjı, drenajı, merdivenlerin bakımı, kaymaması. Hakikaten çok büyük bir emek var. Hani insan böyle mutfakta bir yemek yer, masada bir yemek yer ama onun mutfakta ne kadar büyük bir emeği vardı. Hakikaten burada biz bunu gözlemliyoruz. Tekrar ifade ediyoruz. Sayın Valimiz başta olmak üzere, özel idare yöneticilerimiz hakikaten her zaman bir elleri burada, gece gündüz demeden vatandaşlarımıza burayı muhteşem bir hale getirmek istiyorlar. İnşallah burası hak ettiği değeri daha da görür. Dünyada hakikaten çok özel bir yere sahip olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizde tanınıyor. İnşallah dünyada da UNESCO'ya özellikle Jeopark'ın girmesiyle birlikte binlerce insanın da gelip rotalarına katacağı bir alan olacağını düşünüyoruz efendim. Peki evet, yavaş yavaş da sonuna geliyoruz sevgili izleyenler. Gerçekten ulaşımı çok kolay bir noktada. Zonguldak'ın direkt girişinde Anayol kenarında hemen. Yani hani böyle işte şuradan sağa dönün, sola dönün falan gibi hiçbir tarife gerek yok. Otopark sorunu olmayan, ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla buradan çıktıktan sonra oturup karnınızı doyurabileceğiniz, bir şeyler yiyip içebileceğiniz, burayı değerlendirebileceğiniz bir mola alanı da mevcut aynı zamanda. Yazın serinleyebileceğiniz, evet, aynen klimalı öyle. Bir ortam gibi. Kesinlikle. Yani dediğim gibi konumu çok güzel bir yerde. İçerisi muhteşem. Tabii bizzat yaşamanız ayrı bir olay. Bizler de size onu davet edelim. Yani eğer yolunuz bu taraflara düşerse mutlaka bu mağarayı da gezmenizi tavsiye ediyoruz. Gökgöl Mağarası'ndayız efendim. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sayın Valimiz adına, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Ahmet Karayılmaz adına kendileri beni görevlendirdiler. Böylesine güzel bir çekimde mağaramızı tanıtma imkanını bize verdiğiniz için bizler de teşekkür ediyoruz efendim. Eksik olmayın.
Ellerinize, emeklerinize sağlık. Sağ olun. Kesinlikle efendim. Öncelikle gerçekten emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz, teşekkür ediyoruz. Çünkü dediğimiz gibi bu kadar yatırım, bu kadar süre, vakit ayrılıp bu hale getirilmeseydi tabii ki belli bir noktaya kadar insanlar girip sonra viral olurdu hatta yani. Tabii gerçekten efendim. Maalesef tabii. Kaybolup giden bir doğal güzellik olarak kalırdı. Doğru. Bizler de göremezdik, sizlere de izletemezdik. Sevgili izleyenler, bizler çok keyif aldık mağaramızı gezerken. Umarım sizler de keyif almışsınızdır ve bir an önce gelip görmek istersiniz. Hepinizi öncelikle Zonguldak'ın bütün doğal güzelliklerini görmeye davet ediyoruz. Gökgöl Mağarası'na da uğramadan geçmeyi diyorum. Görüşmek üzere, Allah'a ısmarladık. Oh, 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 oh